Zor şartlara, şoför arkadaşlarımızı, buradaki diğer personellerimizi, tamamı aktif şoförlük yapmıyor ama personellerimiz zor ve kötü şartlarda da ambulans nasıl kullanılır, araç nasıl kullanılır, hastaya veya ambulansa veya yakınımızdaki personele, hastanın yakınlarına zarar vermeden hastamızı en güvenli şekilde nasıl ulaştırırız, onunla ilgili ciddi bir eğitim ve bugün de havanın da yağışlı olması nedeniyle aslında risk ve zorlu şartlar biraz daha artırmış. Bu da bizim için büyük bir avantaj oldu şimdi doğrusu. O nedenle şu anda bir tane Bolu'dan, dört tane Kamasayan Birliği'nden toplam beş tane sürücümüze eğitimlerini yapıyoruz. Güncelleme eğitimleri veya ilk eğitimleri anlamda. Yedi tane de burada bayan ve erkek olmak üzere aslında eğitim veren eğitimcimiz var. Bu arkadaşlar da kendi personellerimiz. Uzun süre eğitim almış, bu konuda tam donanımlı arkadaşlar. Onun için de yani eğitim olduğu zaman bizim şartlarımız belli gerçekten. Köy şartları, şehir şartları, kış şartları gerçekten ağır şartlarda biz hizmet veriyoruz. Bu anlamda da arkadaşlara bir eğitim planlamıştık. Bu hafta içi bu eğitimler devam edecek, haftaya devam edecek. Bu şekilde arkadaşları yaz ve kış şartlarına sürekli eğitim halinde güncel tutuyoruz. Ben tabii katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yani 112 şartları biz tüm köy ve tüm mahalleler dahil her yere her an ulaşmak zorundayız. Buna göre hazırlanıyoruz ve işte araçlarımız buna göre hazır. Bakımları, işte lastikleri, ne bileyim paletleri, yani mesela unkaracımızı biraz yükselttik kış şartlarında daha kolay ulaşalım diye. O nedenle iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Geçen sene 2016'da 20.500 civarında vakamıza rahatlıkla ulaştık. Toplu kazalar da dahil testlerden geçtik. Tamam, eksiğimiz hatamız olabilir ama bizim buradaki amacımız da zaten eksik ve hatalarımızı tamamen düzeltmek, daha kalitede iyi bir sağlık hizmeti vermek. Hiçbir eksiğimiz olmasını istiyoruz ama sonuçta insan kaynaklı. Dönem dönem eksiğimiz hatamız olabilir ama temel hedefimiz sıfır hatayla süreci tamamlamak, ama bununla ilgili de eğitim çalışmalarımız devam ediyor.